Termal görüntüde içeride biri daha olduğunu gördüm. Dikkatli olun, Asaf olabilir. Dikkatli olun. Dimitri. Bağlantımız Dimitri'nin üzerinde bomba düzeneği var. Sakin ol. Hareket etmemeye çalış. Hamza düzeneğe müdahale ediyor. Durum riskliyse müdahale etmeyin. Ekibi tahliye edin. Emri tekrar ediyorum. Riskli bir durum varsa ekibi tahliye edin. Hamza hariç ekip tahliye edildi. Acilen ekip tahliye edilsin. Anlaşıldı efendim. Durumu nasıl? Bacağından vurulmuş. Üstünden bunlar çıktı. İyi. Mekanı tahliye edin. Geçmiş olsun çocuklar. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Çocuklar, çöpçüler gelsin. Aklı sıra oyun oynuyor bizimle. Bir emriniz var mı efendim? Asaf'ın Türkiye'ye hangi yolla gireceğine dair bilgi istiyorum. Emredersiniz başkanım.
Selamünaleyküm komutanım. Aleykümselam. Bu iş daha uzayacak mı ya? Bilmiyorum, sırada bekle. Etme komutanım. Meftamız var. Köyüne cenaze yetiştireceğiz. Sofya'dandır yoldayız. Yazık, çürür bu mefta. Kokar. Bizi bir acık öne alıversen de, biz bir geçiversek. Kontrol etme demiyorum. Araba burada. Gel gene kontrol et. Ama yazıktır. Tez elden salıver bizi. Günaha girmeyelim hepten. Meftaya da eziyet olur be komutanım. İyi, gel bakalım. Allah senden razı olsun komutanım. Sevabın büyük yazılır, bilesin. Allah kabul etsin hocam. Evraklar alayım. Türkçesi de var, Bulgarcası da vardır komutanım. Seyfullah Selimoğlu. Ben de Adem Selimoğlu. Meftanın öpöz yeğeniyim be ya. Aç bakalım şu tabutu. Kapat, kapat. Allah rahmet eylesin. Daha fazla bekletmeyelim Meftah'ı. Allah razı olsun komutanım. 33.30, 33.40. Cenaze aracı temiz. Yol açın. Lan mal oğlum mal. Ne demeye laf uzatıp duruyorsun? Utanmasan bir de oturup tavla oynayacaksın jandarmayla. Sıkıntı yapma Devran Başkan. Yalanı ne kadar uzatıp süslersen karşı taraf o kadar çabuk ikna olur. Asaf Başkan yakalansaydı sen o zaman görürdün süslemeyi. Umarım ısrarlarınızda haklısınızdır Yıldıray Bey. Çünkü ok yaydan çıktı. Çetrefilli konularda ne kadar maharetli olduğunuz herkesçe malum. Bir gün sizinle balığa çıkalım. Hayırlısıyla emanet yerine ulaşsın, çıkarız. Ulaştı sayın. Mikanos'la Bulgaristan arası çok kolaydı. Biliyor musun Rafael? Ben hiçbir zaman ömrü hayatımda kötüye hazırlamadım kendimi. O zaman Esin Alpkaya'yı çantada keklik sayabiliriz. Ben sevdim o kadını. Siz sevdiyseniz o kadında bayağı iş var demektir. Haddini bilmez. Cesur, içten pazarlıklı. Tam sizin kaleminiz. Biliyor musun, seni de bu yüzden seviyormuşlar Rafael. Başkan. Başkan. Hoş geldin başkan. İyiliğinizi unutmayacağım. Devran, bu çok çenesi düşük bir herif. Hiç sevmedim onu. Anlaşıldı başkan. Hoş geldin Asa. Pek hoş gelmedik bir oğlum. Ben daha konforlu bir yolculuk hayal etmiştim. Kusura bakma artık. Diri olarak bu ülkeye girmen imkansızdı. Biz de ölü olarak getirdik. Bu çantada
Bizden istediklerim var. Bizim de senden istediklerimiz. Dursia. Paradan daha ağır göründü bana. Merak etme. Bu daha başlangıç. Yapabileceğin en büyük şovu yok. Senin bu ülkeye geldiğin anlaşılsın. Bizim de bu ülkeden gitmediğimiz. Asaf. Yıldıray Bey hata olsun istemiyor. O zaman hatalı yapmamanız için özen gösterin. Çünkü ben hata yapmam. Fırtına yaklaşıyor, görüyorum. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Yaklaşan fırtınaya yapılacak tek şey tedbirdir. Biliyorum, gelecekler. Ne yaparsak yapalım engelleyemeyeceğiz. Korkuyorum abi. Demir yürekli bir vatansever olmak... yufka yürekli bir baba olmaya engel değil ki. İlki olan olmuştur. Olacak olan da olmuştur. Termalde 3 saldırgan belirledim. İçeride başka canlı belirtisi ya da ısı kaynağı yok. Ama siz yine de dikkatli olun. Rehine giriş istikametinde oturur durumda. Ahmet sağ senin. Sinan sol senin. Hazır olunca başlayın çocuklar.
mermiler gerçekten çok acıtıyor be abi. Beyler. Tebrikler. Geçen seferkinden 4 saniye daha iyiydiniz. İyi misin? Töre. Ekibe hoş geldin. Hadi beyler toplanın. Alo. Alo. Öğle yemeğinde beraberiz. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Ay ne olur söyle, çatlarım ben şimdi meraktan. E çattı o zaman, ne yapayım? Ya bir ipucu ver bari. İpucu. Beyaz atlı bir prens desem. Kim o ya? Tamam hadi benden bu kadar. Öğlen yemekte görüşürüz. Türkiye'de arkadaşlar. Begüm. Sınır kapılarından aldığımız güvenlik kamerası kayıtlarını yüz tanıma sisteminden geçirdim. Devran sınırdan tabutla giriş yapmış. Bu adam 2 yıl önce ölmemiş miydi? 2 yıldır mobda mı beklettiler yani? Tabutun içinde demedim. Tabutun içinde yüksek ihtimalle Asaf vardı. Begüm devam et. Devran'ın Türkiye bağlantılarını araştırdık. Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı Zeyat'la iletişime geçti. Zeyat emniyet birimlerinin takibi altında. Adamı hala neden almıyorlar? Büyük bir sevkiyatın gelmesini bekliyorlar. Emniyeti bekleyemeyeceğiz. O kadar vaktimiz yok. Bu dinlemeye takılan görüşmede bir belgeden bahsediliyor. Orijinali alıcısına verilmiş ama fotokopisi hala Zeyat'ın elinde. Gidip alalım o zaman. Ama aldığımızı kimsenin öğrenmemesi lazım. Bahsedilen belgeyi Devran istediğine göre Asaf da bu işin içinde. Haklısın. En ufak bir şüphede Asaf planlarını değiştirebilir. Hamza burada iş sana düşüyor. Şu sokaktaki muhbirlerinle irtibata geçmen lazım. Zeyyad'ı mutlaka bulmanız lazım. Anlaşıldı. Dağılabilirsiniz. İbrahim sen kalk. Senin için hazırlattığım küçük sarayı beğendin mi Asaf? İvan öldü Rafael. Operasyon zayiatı diyelim. Bilirsin olur böyle şeyler. Olamaz Rafael. Olmayacak. Güvenli mi burası? Bütün Türkiye'nin altını üstüne getirseler seni orada bulamazlar. Ayrıca konforunu da düşündüm. Reklam yapma Rafael. Bana b**tan Yahudi malı pazarlamıyorsun. Soruma cevap ver. Güvenli. Kendimizi halledeceğiz. Devran. Sağlam adamla.
altının mı? Gel. Başkanım, girebilir miyim? Oğlum benim. Hoş geldin. İspiyoncu, ne haber? Sesini duyana kadar iyiydi. Kes lan, kes. Nerelerdesin oğlum sen? Çorum'dayım be abi. Cenazemiz var da. Başın sağ olsun. Aa! Abi! Vay abi benim. Abi acıyor. Şu geçen birisinden bahsetmişti. Görüşebilir miyiz? Evet abi. Evet. Asaf artık seni biliyor İbrahim. Asaf'ın benim peşime düşmesi bizim işimize gelmez mi? Benim o konuda endişem yok çok şükür. Benim ekibimdeki herkes çok kıymetli. Asaf boş adam değil. Kendine dikkat et. Olacakla öleceğe çare yok demişler. Ama ben yine de dikkat ederim. Sen onu bunu bırak da benim oğlanın sünnetine geliyorsunuz değil mi? Tabii. Ben hediye bile aldım. Allah Allah. Yahu hediye soran oldu mu sana? Siz gelin orada beraber olalım, yeter o bize. Efendim amca. Alo, Zeynep'e nasıl ulaşacağımı buldum. Bunlar bir sevkiyat hazırlıklarındalar. Benden daha iyi bir dağıtımcı da bulamazlar. Anlamadım, ne diyorsun? Yani girebiliyor musun içlerine? Referansım sağlam. Hasan mı demiştin adı? Evet abi. Sezen, sürpriz dedin. Sabahtan beri çatladım ben burada. Ay tamam, tamam. Ne bu? Aç. Hamza bu. Neresi burası? Çocuk esirgemenin yurtlarından biri. Ne yapıyor orada? Ya iki gün sonra orada bir etkinlik var. Bizim muhabirler de önceden bir çalışma yapmışlar. Ben de ya fotoğrafları görmek istersin diye düşündüm. Anlasana. Tamam, bunu biliyoruz zaten. Da ben ne yapayım bu bilgiyi? Ya kafanı çalıştır biraz. Bak, ilgi diyorum, çocuk diyorum, iki gün sonra diyorum, etkinlik diyorum. Daha ne diyeyim dur ben sana, bilemedim ki ya. Ah. Arasana şu adamı. Ya ara hadi. Çok severdim Oğuz Bey'i. Ruhu şad olsun. Sayende rahat uyuyordur. Estağfurullah baba. Ben görevimi yaptım sadece. Şimdiki görevin de çok kritik Yağız. Bu ülkenin enerji alanında gelecekte söz sahibi olması için Azerilerle yapılacak anlaşma çok önemli bir başlangıç olacak. Gel. Başkanım. Esin Akkaya'nın dosyasını getirdim. Gökçe? Yağız. Sen.
yüksek lisansınızı Sorbonne'da yapmışsınız. Evet. İleri seviyede Fransızca, İngilizce ve Almanca biliyorsunuz. Orta düzeyde de İspanyolca. Dışişleri Bakanımızın adı nedir? Ben hatırlayamadım. Türkiye'de kaç il var? 77. Yok pardon, 78. Türkiye doğalgazı nereden alıyor? Bulgaristan. Kusura bakmayın, biraz gergin bugün. Esin Hanım, görüşmeyi bekleyen 3 adayımız daha var. Onlar da bunlar gibi, hepsini iptal edin. Ama... Bu şirkete CEO arıyoruz, işi boş hediye paketi değil. Bunların hepsinin kafası bomboş, sadece CV'leri dolu. Efendim, referansları çok belli. Üstelik eğitim olarak da... Bana robot gibi okuduklarını ezberlemiş bir adam değil. Kafası çalışan, vizyon sahibi, gerektiğinde inisiyatif alabilen birisi gerekiyor. Hayatı okumayı bilmeyen adam piyasaları, dengeleri nasıl okuyacak? Efendim, başvurular bu kadar. İstediğimiz kriterlerde... O zaman ayağınıza gelmesini beklemeyin. Gidip araştırıp bulup getirin. Aa, demek siz üniversiteden arkadaşsınız. Evet başkanım. Çok eski arkadaşız Yaz'la. Bu iyi oldu. Bu görevde ikinizin irtibatı ve uyumu çok önemli. İnşallah alnımızın akıyla bitireceğiz şu işi. İnşallah. Evet Gökçe. Sana söylediğim hazırlık Yağız içindi. Verebilirsin artık. Tabii başkanım. Buyurun. Kira kontratınız. Ev ve araba anahtarınız. Gösterişli bir araba ama ben onaylamadım. Gökçe bu işi yapacak insanın biraz zengin görünmesini istedi. Sana gönderdiğimiz bilgileri hazırlandın mı? Evet. O zaman başlayın kendinizi tanıtmaya. Peki. Doktoramı Yeni Dünya Düzeninde Diplomatik Enerji Atılımları başlıklı tezimle bitirdim. Bu konuyla alakalı Amerikan Enerji Bakanlığı'nda 2 proje tamamladım. Amerika'nın önde gelen 3 önemli enerji şirketinde çalıştım. En son çalıştığım Gaitek Enerji Technologies Co'da CEO olarak görev yapmaktaydım. İleri düzeyde İngilizce. Yurt dışında bu kadar başarılıyken Türkiye'ye dönüş yapmanız biraz saçma değil mi? Hem de bizim kadar tecrübesiz bir şirket için. Kadın fazla detaycı. Bu yüzden seçtik zaten onu. Bu soruyu siz mi bana soruyorsunuz Esin Hanım? Anlayamadım. Bir an sesli düşünüyorsunuz sandım da. Yale Üniversitesi'nden mezunsunuz. Duke Üniversitesi'nde de doktora yapmışsınız. Silikon Vadisi'nde önemli bir şirkette üst düzey başarılı bir yöneticiyken 2005 yılında ani bir kararla Türkiye'ye kesin dönüş yapmışsınız. Bakıyorum da hakkımda epey bir araştırma yapmışsınız. Başarı detaylarda değil, detayları fark edebilen gözlerdedir. 2003'te Duke'te katıldığınız bir konferansta söylemiştiniz. Neredeyse ben de çalışmak için fırsat kolladığınızı düşüneceğim. Aslında öyle. Bir bakıma vefa borcumu ödüyorum. Vefa borcumu? Ben eğitimimi sizin şirketinizin sağladığı imkanlarla tamamladım Esin Hanım. Ayrıca yeni dünya düzeni ve Türkiye'nin enerji hattındaki konumuyla ilgili sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Yani birlikte çok büyük projelere imza atabiliriz. Tabii eğer fırsat verirseniz. O halde aramıza hoş geldiniz Yağız Bey. Hamza'dan mesaj ver efendim. Ne diyor? Buluşma yerine varmış. Hamza'ya söyle, geride iz bırakmasın. Asaf'ın ürkmesini istemeyiz. Peki efendim. Bak şimdi seni götüreceğim ağanın karşısına. Bir kusur da bulunma. Eğer seni severse bütün Ankara'nın dağıtımını alırsın. Eyvallah abi, yol yordan bilirim ben. O zaman dağıtım aldığında beni de görürsün artık. Bu işler böyle yürür. Görmez olur muyum ya? Hadi gidelim. Hadi.
Sana bahsettiğim arkadaşı getirdim. Yaklaş bakalım. Merhaba abi. Bunun ne olduğunu bilir misin? Altın bu. Gramla satılır, kiloyla para getirir. Bilmez miyim abi? Okullu zıppırlar, bayılır buna. Öyle işi kafadan kopartmak yok. Sen çocuklara çalışacaksın. Ortaokul, lise. Hatta gerekirse ilkokul çocuklarına operasyon yapacaksın. Tabii ki abi. Eğer bu işin altından kalkarsan bir iki seneye kadar tüm sevkiyatı sana veririm. Ama bana yanlış yapar, sırtımdan vurmaya kalkarsan ikinizi de yan yana gömerim. Öyle değil mi Hasan? Estağfurullah ağam. Beni bilirsin. Bizde yanlış olmaz. Çocuklar güvende. Evrak alındı. Artık birlikte çalışacağımıza göre en baştan açık olmakta fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Biz enerji sektöründe tecrübe sahibi bir şirket değiliz Yağız Bey. Bu yüzden sektör tecrübesi olan bir şirketle ortaklık yapmak zorundayız. Hem ihalelere rahat rahat girebilmek için hem de sektördeki tecrübelerinden faydalanabilmek için çok akıllı bir hamle olur bu. Peki görüştüğünüz bir firma var mı? Bu akşam Ender Holding'in sahibi Ender Gümüş'le bir görüşmemiz var. Çok doğru bir tercih olmuş. Ender Holding uzun süredir sektörde çalışan ve sözünü dinletebilen bir firma. Bizim Ender Gümüş'ün tecrübelerini Ender Gümüş'ün de bizim bağlantılarımıza ihtiyacı var. Ancak bazı noktalarda kaygılarım var. Ne gibi? Öğrenebilir miyim? Bu işten pay almak isteyen çok fazla aç kurt var. Kokuyu alır almaz hepsi üşüştüler bile. Hem onlara karşı kendimi korumak hem de bana destek verenlere tamamen teslim olmamak için çok doğru hamlelerde bulunmak zorundayım. Her iki tarafa karşı da strateji geliştirirken size güvenebilirim. Öyle değil mi? Hiç şüpheniz olmasın. Esin'i daha zeki zannediyordum. Sandığımdan daha çabuk güvendi. Yağız'ın gözlerine bakıp da ona güvenmeyecek birini tanımıyorum. Zaten bu yüzden işe alındı. Gelişmelerden haberdar edin. Benim çıkmam lazım.
Hamza operasyonu tamamladı. Güzel. Asaf'la ilgili bir gelişme var mı? Henüz Hamza'nın gönderdiği belgeler elimize ulaşmadı efendim. Tamam. Beni her şeyden haberdar edin. Geldiniz. Hoş bulduk. Böyle acil diye mesaj alınca apar topar kalktık geldik. Size çok önemli bir görüşme ayarladık. Azerbaycan Enerji Bakanlığı'ndan iki yetkili Ankara'ya geliyor. Ünlü otel 312 numarada buluşacaksınız. Anladım. Ancak Ender Gümüş ortaklığı kabul etmeyebilir. İki gün içinde başka bir şirketle anlaşamam. Böyle bir durumda Azerilerle hangi sıfatla görüşeceğim acaba? Yeni bir şirket söz konusu değil. Ender'le ortaklık yapacaksınız. Hatta Ender Bey'e bu ihaleyi alması için gerekli olan irtibata sahip olduğunuzu açık açık söyleyin. İkna olacaktır. Umarım. Bu arada yeni CEO'nuz hayırlı olsun. Onu da biliyorsunuz. Şirketimde ne olup ne bitiyor her şeyi biliyorsunuz yani. Bunu mu anlamalıyım? Böyle kararları alırken bize danışmanızda fayda var. Anlıyorum da benim de bir inisiyatifim var. Bilmem farkında mısınız? CEO alacağımı biliyordunuz. Uygun birisini buldum ve aldım. Bu kadar basit bir iş değil Esin Hanım. Sizin şirketiniz bizim için çok önemli olan bir operasyonun kilit noktası. Dolayısıyla sizin etrafınızdaki herkesi ve her şeyi kontrol altında tutmak zorundayız. Meraklanmayın. Yağız Bey son derece güven veren ve etkileyici birisi. Ender Bey'le görüşürken de Yıldıray Bey'le görüşmenizdeki gibi sürpriz bir şey yapmayın. Olur mu? Ben nerede, nasıl davranacağımı çok iyi bilirim Gökçe Hanım. Meraklanmayın. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Buyur. Burası çok güzelmiş. Hava da harika. Bugünden itibaren barış yapalım istiyorum. Hala bana kızgın değilseniz tabii. Eğer avukat Duru olarak değil de Duru olarak geldiyseniz neden olmasın? Esin Akkaya konusunda niye bu kadar ısrar ediyorsunuz anlamıyorum. Kadının enerji sektöründe tecrübesi bile yok. Tecrübe zamanla elde edilir. Susarak, dinleyerek, ukalalık etmeden, tezcanlılık yapmadan. Bu meziyetlerin hepsi Esin Akkaya da var. Öngörülerine fazla güvenenler hata yaparlar Yıldıray Bey. Sizin yapacağınız hatanın bedelini biz de ödeyeceğiz. Hatırlatırım.
yapıyorsunuz? Canımı acıtıyorsunuz. Bak. Ölen oğlumun eşisin. Onun bana emanetisin diye. Bugüne kadar yaptığım bütün şımarıklıklara tahammül ettim. Ama bir daha insanların içinde beni rencide edersen... oğlumun hatırasında unuturum, kalbime gömerim. Anladın mı? Kusura bakmayın. Aileme karşı büyük zaaflarım var. Galiba onları biraz fazla şımartıyorum. Buyurun, sizi dinliyorum. İki gün sonra Azerbaycan'dan bir heyet geliyor. Henüz hangi şirketle görüşeceklerini tespit etmiş değiliz. Bu Ender olabilir. Azerilerle ortaklık gibi bir şeyler zırvalıyordu ama... hiç sanmam. Eğer Ender olsaydı şimdiye kadar çoktan her yerde reklamını yapmaya başlamıştı bile. Kim olduğu çok da önemli değil aslında. Biz hazırlığımızı yaptık. Yetimhanede büyüdüm ben. Zor bir çocukluktu. Hele insan anne babasını tanıdıktan sonra kaybedince. Nasıl oldu? Trafik kazası. O yüzden çocuklara bu kadar düşkünsünüz. Hiçbirinin benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum. Tam olmuyor. Büyükler ne zaman tepişse çocuklar eziliyorlar. İşte o zaman ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Hangi birine yetişeceksiniz ki? Üçüne ben, ikisine siz. Birine Ayşe teyze, birine Ahmet amca. Herkes birinin elinden tutsa ne kadar güzel olur. Şu etkinlik. Yetimhanedeki. Ben de gelmek isterim. O avukatla bu Duru arasında çok fark var. Keşke hep böyle kalsanız. Benim çok acil gitmem lazım. Kusura bakma, görüşmek üzere. Etkinlikte görüşecek miyiz? Yani bu aralar biraz karışık, bir şey diyemiyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Efendim, Hamza'nın getirdiği belgeler. Azeri heyetinin kalacağı ünlü otelin planlarıymış. Değiştirelim o zaman. Hayırsın. Biz saldırının nerede olacağını biliyoruz artık. Bırakın planlarına devam etsin. Planları ele geçirdiklerine göre bomba ihtimalini göz ardı etmeyin. Gerekli güvenlik kontrollerini yapın. Aslında ben saldırının daha lokal bir şey olacağını düşünüyorum. Azeri heyetinin ve Esin Alpkaya'nın can güvenliğinden eminim. Emredersin. Evet. Sizi dinliyorum Esin Hanım. Biliyorsunuz, yeni bir şirket kurdum. Enerji işine giriyoruz. Duydum. Şimdiden uyarayım, enerji sektörü zordur. Umarım tutunmakta zorlanmazsınız. Bizim sektör ciddi tecrübe ister. Benim de size gelme sebebim bu zaten. Eğer birlikte hareket edebilirsek çok büyük hamleler yapabiliriz. Bakın Esin Hanım, sizi basından takip ettim. Açıkçası zekanıza ve duruşunuza hayranım. Ama ticaret başka bir şey. Ben yıllardır kazandığım tecrübelerimi niye sizinle paylaşayım ki? Çünkü Ender Bey, yeriniz sallantıda. Bakanlığın şirketiniz için soruşturma açtığını biliyorum. Küçük bir mesele. Kartopu da küçük
ama büyüyünce çığ oluyor. Bugüne kadar güvendiğiniz ve çalıştığınız noktalar eski güçlerini kaybettiler. Uzatmayacağım Ender Bey. Azerilerle yapılacak enerji ihalesini almak istediğinizi biliyorum. Ancak ihaleyi almanız çok zor. Size destek olacak birisine ihtiyacınız var. Nereden çıkarıyorsunuz böyle kaygılarım olduğunu? Güvenin bana. Sizinkilerden çok daha kuvvetli bir güvenilir dostlara sahibim. Eğer teklifimi kabul ederseniz size bu ihaleyi aldırabilirim. Ender Gümüş, Esin Alpkaya ile toplantıda. Yarınki Azeri heyetin kiminle görüşeceği konusunda bir şüpheniz kalmadı herhalde. Esin Alpkaya her türlü avucumuzun içinde. En kötü ihtimal Erman'ın yaptığı planları devreye sokarız. Mesele Esin değil. Asıl mesele Azerilerin bu işte ısrarcı olması. Ne yani? Azerileri alalım mı diyorsunuz? Tabii ki hayır. Azeriler bizim para kaynağımız. Ama dostlarını seçmekte biraz acemiler. Ben Asaf'ı görevlendirdim. Hayatı ciddiye alıyor musun kadın? Alıyorum tabii başkanım. Peki ya işini? Almaz mıyım? Alıyorum tabii başkanım. Her şey bu iki şeyden ibarettir. Yaşamıyorsan çalışamazsın. Eğer işini iyi yapamıyorsan yaşayamazsın. Değil mi Kado? Evet başkanım. Ne yapacağını Devran anlatsın sana. Hadi gidin. Çık. Ne var? Başkanım. Şimdi bu Mahmut. Mahmut geldi. Kardeşim. Burada mı? Yeğenimle onu işten çıkarmışlar. Parasız kalmışlar. Dayanamamışlar. Ben de çağırdım. Peki bizim ne durumda olduğumuzu bilmiyor musun Devran? Az bir zaman başkanım. Benim gözümde sen neysen Mahmut da öyledir bilirsin. İkisini de kollayacaksın. Çatışmaya sokmak yok. Tamam mı? Yok başkanım. Öpün elini. Tamam. Sen Mahmut musun? Evet başkanım.
Ender, Esin'in Azerilerle görüştüğünü öğrendiği an ortaklık kabul edecek. E o zaman öğrenmesini sağlayın. Bu görüşmeyi basına sızdırın. Yağız'a suikastla ilgili bilgi verdin mi? Verdim. O da Esin'le görüşmeye gidiyor. Hadi hayırlısı. Buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Teymur Azapzade ve Mehdi Mehmedov. Azerbaycan Enerji Bakanlığı'nın iki proje direktörü. Yarın sabah saat 9'da Türkiye'de olacaklar. Esin Akkaya ile görüşecekler. Ve aldığımız istihbarata göre bu üç isimden birine suikast düzenlenecek. Rahmetli Oğuz'a yaptıkları suikast istedikleri sonucu vermedi. Ama öngördüğümüz gibi durmayacağız. Çok sessiz ve dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Azerbaycan heyetinin ve Esin Hanım'ın böyle bir suikastı hissetmemeleri lazım. Suikastin nereden nasıl geleceğini bilmiyoruz. Bu yüzden her türlü yönteme karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu işi kimin planladığını öğrenmek için de suikastçıyı canlı olarak ele geçirmemiz gerekiyor. Yarın heyet bu otelin 312 numaralı odasında bir araya gelecek. Ahmet, heyeti havalimanından alacaksın ve otele getireceksin. Ve tüm güzergah bizim güvenlik kontrolümüz altında olacak. Heyeti aldım, otele doğru hareket ediyorum. Bölge temiz, güvenlik geçiş sağlandı. Anlaşıldı. İkinci bölgeye malum aracın yaklaşmasına 2 kilometre. Anlaşıldı, beklemedeyim. Anlaşıldı. Ben hazırım. Anlaşıldı. Harekete geçmek için talimat bekle İbrahim. Anlaşıldı. Güvenlik kameralarını iptal edin. Baksana. Kamera ve güvenlik sistemleri. Ben Selma. Size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. Otel güvenlik şefi Hasan Yılmaz ben. Buyurun Hasan Bey. Güvenlik kameralarımıza görüntü birden gitti. Hemen kontrol ediyorum. Evet efendim. Sistemden merkezimize sinyal gelmediğini görüyorum. Bölgede çalışma yapan bir görevlimizi yönlendireceğim. 10 dakika içinde otelinizde olur. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Hemen otele geç İbrahim. İyi günler. ERG güvenlik sistemlerinden geliyorum. Otel kameralarınızda bir arıza varmış herhalde. Evet, bir saniye. Hasan Bey, kameraların onarım için geldiler.
Peki, yönlendiriyorum. Sizi bekliyorlar. 4. katta koridorun sonundaki sağdaki odada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sıkıntı nedir şimdi? Vallahi ben de anlamadım. Görüntü birden gitti. Telefondaki arkadaş merkeze sinyal ulaşmadığını söyledi. Anladım. Çözeriz ama biraz uzun sürer gibi sanki. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Bugün yoğunluğumuz var. Elimizden geleni yapacağız artık. Bir şeye ihtiyacınız olursa odadaki telefondan 117'yi arayın. Direkt bize ulaşabilirsiniz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun, size de. Güvenlik odasındayım. Başlıyorum. Anlaşıldı. Kamera görüntüleri kontrolümüzde. Ana ekrana veriyorum. Görev dağılımı tamamlandı. Herkes yerini aldı, aracı bekliyoruz. Tamam. Anlaşıldı. Aracın durumuna bakalım Gökçe. Tabii efendim. Araç otele varmak üzere efendim. Ekibe bilgi geç. Araç otele varmak üzere. Son 3 kilometre. Beklenen şahıslar giriş yaptı. Anlaşıldı. Çevre güvenliğini aldınız mı? Aldık efendim. Oteli gören 4 binanın çatısına da sniperlarımızı konumladık. Şimdilik bir hareket yok. Beklemedeyiz efendim. Begüm, personel dosyaları ne durumda? Var mı şüpheli bir durum? İnceliyorum başkanım. Şu ana kadar olumsuz bir şey görünmüyor. Personel hakkında her bilgiyi, her detayı gözden geçir. Ailesi, mahallesi, komşuları, ne varsa en ufak bir detayı bile atlama. Emredersiniz. Esin güvenlik sebebiyle Yağız'ın arabasıyla otele giriş yaptı. Anlaşıldı. Merhaba.
hoş geldiniz. Burak Ongun, şirketin CEO'su. Hoş gördük. Buyurun oturun lütfen. Otelinize rahat ulaşabildiniz mi? Şükür, hiçbir çetinlik yaşamadık. Projenin detayları elimize ulaştı. Hepsini inceledik. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Biz razılığa hazırız. Ama bizim üzerimizde de bir sıra tezihler var. Özümüzü korumak isterek. Siz hiç endişelenmeyin. Biz bugün Esin Hanım'la bütün detayları tek tek konuştuk. Sizin güvenliğiniz artık bizim teminatımız altında. Ne durumdayız Gökçe? Olağan dışı bir şey var mı? Bir şey yok efendim. Görüşme devam ediyor. Bu kadar beklediklerine göre planı kendilerince iyi kurduklarını düşünüyorlar. Görüşme bitene kadar mutlaka bir hareket yapacaklar. Personelde bir sıkıntı görünmüyor efendim. İyi. Begüm, tüm personeli bir de yüz tarama sistemine sok. Kimlikleriyle eşleştir. Projeyle ilgili bir rapor hazırladım. Umarım elinize geçmiştir. Hadi baba. Bulduk. Sacit Aydın, 38 yaşında. 3 ay önce garson olarak işe başlamış. Adamın sicili temiz görünüyor ama otele verdiği kişisel bilgilerle yüz tarama sonuçları eşleşmiyor. Tamam. Adamımız bu. İbrahim, şüpheli şahıs otel personeli Sacit Aydın. Yüz tarama sonucunu gönderiyorum. Hemen şahsı kontrol altına alın. Anlaşıldı. Şahıs lobiden geçiyor. Mutfağa yöneldi. İş sende Sinan. Kumral, orta boylu sakallı. Adı Sacit. Bana bak, yeni misin sen? He şef. Bugün yoğunluk var diye beni şubeden gönderdiler. Madem yoğunluk için geldin, niye etrafımda sağa sağa dolaşıyorsun oğlum? Bir işin gücünü tutsana. Vallahi şef, ben geldim öyle, bana iş vermeyince ben de öyle bekliyorum yani böyle. Şöpleri topla, ezdirak birbirine girmiş. Sen nasıl dersin şef? Temizlerim tabii. ...312'nin ikramlarını ettiniz oğlum, hazır mı? Hazır, alabilirsin Sarsı abi. Eyvallah. Odaya doğru geliyor. Servise başlamamı ister misiniz efendim? Çok teşekkürler. Biz hallederiz. Peki efendim. Sinan, devamı sende. Dikkatli olun. Sağlam papuç değil. Gözü sürekli kamerada. Sinan, peşini bırakma. Hayırlı olsun tekrar. Çok faydalı bir görüşme oldu.
Sizinle birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağız. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Hastanın nabzını kontrol ediniz hemşire hanım. Nabız tabii doktor bey. Anlaşıldı. Ambulansı alıyoruz, hemen serum bağlıyoruz. Bir personeliniz baygınlık geçirdi. Önemli bir şey yok, ilaçlanmayın. Operasyon tamam. Akıncılar tahliye edildi. Güvenlik kameralarını devreye sokabilirsiniz. Size sağlık arkadaşlar. Sağ ol. Şu Sacit'le iyice ilgilen Gökçe. Bakalım kuyruğu kime değiyormuş. Tabii başkanım. Gel. Başkanım, suikastçıyı getirdiler. Hamza şimdi sorguda, ben de gidiyorum. Siz de katılacak mısınız? Ben birazdan çıkacağım. Siz devam edin. Adamı çözmeden bırakmayın Gökçe. Emri kimden almış? Asaf'la bir bağlantısı var mı? Her şeyi öğren. Emredersiniz başkanım. Bak oğlum, senin o güzel yüzünü öyle bir hatırım ki, anan görse seni dirençten lan! Konuş! Burası dağ başı değil. Benim de haklarım var. Sen de haklı! Konuş, sen beni kimden aldın? İyi polis, kötü polis ha. Ama yemezler. Avukatım gelmeden tek kelime dahi etmem. Biz de baştan başlamayalım istersen. İkimizi de daha fazla yormadan konuş bence. Ha? Avukatımı istiyorum. Maalesef avukatın buraya gelemez. Çünkü burası yok. Biz seni hiç getirmedik. Burada değilsin. Çünkü biz de yokuz. Hatta bu koca hiçliğin içinde. Sen de yoksun. Beni tezgaha getiremezsiniz. Peşimden koşacak çok adam var. Siz beni sahipsiz mi sandınız? Sahipsizsin. O çok güvendiğin adamlar için zaten sen yoksun. Seni aramayı bırak. Çoktan unuttular bile. Emin olabilirsin. Kaldırın şunu. Ah.
kardeşim varmış. Ama bak şöyle yapabiliriz. Bizim çocuklar giderler. Kardeşini alırlar, buraya getirirler. Bir misafir ederiz. Bakalım o da senin kadar sevecek bir misafirperverliğimizi. Kardeşime sakın dokunmayın. Anlaşıldı. Sen hala bizim ciddiyetimizi anlamadın herhalde. Hamza, siz gidin çocuklarla beyefendinin kardeşini bir ziyaret edin. Hay hay. Ama buraya getirmeyin, burası kalabalık. Anlaşıldı. Tamam. Tamam. Durun, konuşacağım. Bana Kado Başkan emretti. Kardeşimin bütün hastane masraflarını o karşıladı. Bize maddi manevi destekte bulunuyor. O ya. Kado emretti, ben de gerekeni yapacaktım. Kado, kod adı mı? Bilmiyorum. Biz öyle biliyoruz. Örgütün Türkiye sorumlusu. Kardeşime dokunmayacaksınız değil mi? Söz veremem. Ama sen konuşursan eğer... onu bu işin dışında tutabiliriz belki. Hamza, biz sohbet ederken siz şu Kado'yu bir araştırın bakalım. Asaf Demirci'yi tanıyor musun? Biliyorum ama görmüşlüğüm yoktur. Hayrola Hamza? Hayalet görmüş gibisin. Vallahi ben de ne gördüm anlamadım ki Sinan. Önce böyle Gökçe odaya girdi. Şıkır şıkır ama yürüdü. Sonra ansızın herife bir tekme koydu. Ama ne tekme ya, abi dümdüz oldu. Ya bu nasıl stratejik analiz uzmanı anlamadım ki. Çözebildin mi bari herifi? İki dakikada ya. Desene çok stratejik bir tekme oldu. Gökçe uzmanlarını konuşturmuş yani ha. Maşallah var. Yalnız bir de bana diyor ya psikopat mısın diye. Kendi psikopatın dibiymiş ya. Boşuna gitmiş gibi. Ne dedi herif? Ha. Emri Kado Başkan diye birinden almış. Ben de Begüm'e gidiyorum. Öğrenelim bakalım kimmiş şu Kado Başkan. Hadi bakalım. Oysa sana güvenmiştim. Ben kimseye kolay kolay güvenmem bilirsin. Ama çok üzüldüm. Vallahi ben de anlamadım Asaf Başkan. En güvendiğim adamımı gönderdim. Sonunda tezgaha geldik. Yoksa her şey kafamda kurduğum gibiydi. Bunca zamandır benden bir şey öğrenememişsin. Kado, insan kafası hayata göre ilkeldir, acizdir.
kendi kafana göre hareket edersen kaybetmeye mahkumsun. Ya kafanı geliştirip hayatın karmaşasını çözümleyecek seviyeye getireceksin ya da kafanı o bedeninden uzak tutacaksın. Kardo. Mahmut nerede? Emrettiğin gibi getir götür işi dışında başka bir şey vermiyoruz başkanım. Ders çalışıyor mu? Çalışıyor başkanım. Verecek inşallah borçlu dersini. Kendin gibi bakıyorsun değil mi ona? Bakmam mı başkanım? O da yeğenle iyi maşallah. Şu aşağı toparlayın. Baş üstüne. Efendim, gelişmeler var. Ne gibi? Önemli. Yarın konuşalım. Önemli diyorum. Mümkün değil, bugün çok karışık. Akşam bir sünnet düğünümüz... Neyse, yarın konuşalım Esin, tamam mı? Küçüğün hediyesini bu akşam sen takdim et. Peki efendim. Murat Bey, beni bu gece mazur gör. Estağfurullah. Endişe sadece gözlerden anlaşılır. Saklamaya çalışma. Bu kez endişem sizdendir abi. Ne demiştik? Zaferi tarif edebilen kimse savaşın kazananı odur. Gerisi zaten her gün sadece adı değişen bitmek bilmez kadim bir kavga. Nereden geldik, nereye gidiyoruz Murat? Gösterilen istikamette yapabildiklerimiz nedir? Eksik kalan ne? Diyeceğim o ki, yaşadıkların huzuruna mani oluyor. Geri kazanabildiğin gün ne korku kalır ne de endişe. Fırat. Haberler kötüyse keyfimi kaçırma. Bu defa iyi. Elime istihbarat raporları ulaştı. Suriye baskını, Mikanos operasyonu ve İvan'ın öldürülmesi Türk istihbaratının işi. Bütün bunları bilmek için istihbarat raporunu okumana gerek yoktu. MİT'i havaya uçurmayı düşünmüyorsun herhalde.
Aslında düşünüyorum. Bizi operasyon yapanlardan birine deşifre ettik oğlunun sünnet düğünü var. E tabii mesai arkadaşları onu yalnız bırakmayacaklar. Hah, operaya gitmeyecek olsak bak ne güzel sünnete biz de katılırdık. Yazık oldu. Hazırız değil mi Devran? Hazırız başkan. Çabuk, 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 çabuk. Bana bak bana. Bu ne? Ne yapıyor asker kurdu? Tuttur bakayım onu. Nasıl tutuyor? Oo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evlilik düğünleri de olur inşallah. Amin inşallah. Hayırlı olsun. Sağ olasın, hoş geldin. Nasıl geçti de? Hamdolsun başkanım, iyiydi. Çok kalabalıktı. Gönderdim onları baş başa kalalım diye. İyi etmişsin. Amin. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Hoş geldin. Allah razı olsun kardeşim. Maşallah. Ne kadar kaldı? Direğim kaldı. Tebrikler. Eyvallah. Hoş geldin. Tebrikler. Başkanım buyurun. Devran. Başkan. Gidelim. Baş üstüne. Thank you.
Altyazı M.K.